Merhaba, beni hatırladın mı? Ben Serdar. Unutmuş olabilirsin çünkü uzun süredir video atmıyorum ama sıkıntı yok, halledeceğiz. Atacağım video. Benim bir girişim vardı ya. Neydi? Böyle merhaba. Yok yok, o değil. Bu mu acaba? Yok, bu da değildi. Bu başka birini, ben karıştırdım şu an. Neyse, onu da boş ver. Tamam. Onu bir ara halledeceğiz. Ben bir yarın falan video çekersem bunlar oturacak yerine. Bugün çok uzatmadan başta gördüğünüz bu korkunç animasyonları izleyeceğiz. Arkadaşlar, kanalın ismi One East Entertainment diye bir kanal. Ben bir abone olayım buna çünkü çok güzel içerikleri var. Yine her zaman gibi korkunç hikayeler anlatan bir kanalla birlikteyiz arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız. İstersen like atarsın kanka işte ya. İsterseniz atın ya, bir şey demiyorum. Artık böyle umudu kesilmiş YouTuber böyle artık. Hani istersen at kanka. Yorum da atabilirsin istersen yani, sen bilirsin. 15 dakikalık güzel bir video ama tek sıkıntımız var. Buradaki altyazılar yok. Ben bunu bir şekilde halletmem lazım. Elimden geldiğince çevirmeye çalışacağım. YouTube'un kendi çevirisine güvenmediğim için dikkatli dinleyeceğim. Bu yüzden çok konuşamayabilirim ama zaten çok garip bir şey olursa ben söylerim. Neyse, 5 tane hikayeyi birleştirmişler. Kulakları sesini yükseltiyoruz. Tam ekran alıyorsunuz. Siz de benimle beraber ruhunu yaşayacaksınız bu videonun, tamam mı? Hadi bakalım. Giriyorum içine videonun, yani yanlış anladım. Elevator ne demekti lan? Asansör korku animasyon story'si. Evet, biliyorum ki içinizde asansörden korkanlar var. Bu videodan sonra daha fazla korkacaksınız falan diyormuş. Yok yok, korkmazsın, bir şey yok. When I was 19 years old in 1985, 19 New Year's Eve, yaşındayken, yatan aşağıda a bunch of my friends and I went to a rooftop bar of a hotel. Aşağıdaki okey bir suçan, normal bunlar, hour evet. Before midnight, I ran down to my car because I had forgotten my camera. I figured I would have plenty of time to get back up. He, ne olmuş biliyor musun? Dur anlatayım. Arabasının kamerasını aşağıdan unutmuş yarım saat önce ve kamerayı almış. Ha tamam, okey. Buraya kadar normal. The elevator started shaking and it stopped completely. I was bir anda I have always had a durmuş. Problem with confined spaces. So this was not an ideal situation. Tam da 13'tü arkadaşlar. 13 uğursuz sayıdır. Unutmayın. Amerikalılar 13. katta falan asla oturmazlar. 13 de uğurlu bir sayıdır. Uğurlu değil. Kötü bir sayı. Uğurlu olamaz. Uğurlu değil. Uğurlu After olsa a few 13 minutes, olmazdı. everything went silent that was going on outside. Then out of nowhere, Bir anda ses söyleşmiş. elevator lights went out. And I started to hear Sonra children o laughing. ışıkların gitmesi kötü This was olmuş. not the type of place where children Çocuk would be. gülme sesleri. My heart started beating Çocukların faster and faster and olmayacağı bir yer olduğu harder için ananı. Then all of a Benim de sudden, kalbim atıyor I şimdi tapped yavaştan. out. As I woke up, I noticed that I could Bayılmış. not move or talk. I thought to myself, not sleep paralysis again. Böyle olmuyor, dur. Çok kötü altyazı birader. Vallahi As çok light kötü. started to flicker on and off, and then Tekrar all of a ışık sudden, yanmış. I see a black figure to the Bir left tane of me siyah in a bir corner şey of the görmüş. elevator, crouching down, smiling at me. I tried to Asansör scream, köşesinde but nothing bakıyormuş would ona come doğru. out. I tried to move, Bağırmak istedim but ama I bağıramadım. couldn't. And Hareket that etmek istedim came ama over hareket the edemedim. loudspeaker and told me there was an electrical Bir shock tanesi and that hoparlörden they would have me out seslenmiş. soon. There's a camera in the Yakında elevator seni and some alacağım other demiş. security guard. It looked like I was just laying there. I guess they figured. Ama bunun olacağına inan bunu çünkü o gün yılbaşıydı ve herkes içmişti. Yani beni sarhoş After sanmış all, maybe olabilir. it's New Year's. Anyways, every attempt to Ne scream or neyse. move that figure would just Bana start laughing at me gülüyordu ve again. bana This doğru whole time, böyle lights parmak were işaret flickering. ediyordu. Then Tekrar all of a ışıklar yanıp sudden, sönüyordu. I can hear the huge crowds Her counting down şey for New Year's. olmuştu. Two. İnsanlar bağırmaya başlamış The çünkü dark çok az figure was kalmıştı. staring 10, at me. 9 diye And now, sayıyorlardı. with a menacing Bana smile, doğru bakıyordu. with 10 fingers up. Çok değişik bir gülüşü Nine. vardı. He's still looking at me with 9 9 fingers hala up. bana bakıyordu ve And then when elleri I 9 diye turned, gösteriyordu. eight. Daha fazla He yaklaştı. was still looking at me with 7 8 fingers up. hala bana He was bakıyordu. closer. Seven. Daha The yaklaşmıştı. same thing. 7 The same thing. 8 hala şey, Five. hala aynı The şey. same thing. 5 hala aynı Four. şey. He's drooling. And 4 he's much closer. Artık ağzından bir şeyler Three. akıyordu ve daha fazla He's yaklaşmıştı. closer. 3 Two. daha fazla He's yaklaşmıştı. closer. 2 daha Then fazla lights were yaklaşmıştı. flickering and it was pitch Ve black. Then all of a her yer sudden, simsiyah olmuştu. outside went silent again. I Yine felt sessizlik breathing in oldu. my right ear. And then Sol out of kulağımda nowhere, değişik I bir hear şey one. nefes hissettim. I couldn't breathe. Ve kulağıma doğru bir The dedi. light started to Nefes flicker alamıyordum. again. Then a figure was on my Tekrar ışıklar chest. yanıp sönmeye başladı. And all of a sudden, it Ve was göğsümde bir gone. baskı hissetmiştim. Ve Nothing. gitti. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Türkiye'de karabasan. Bunun ismi karabasan arkadaşlar. Zaten
Devamında göreceğiz. Hareket edemiyordum ve hala konuşamıyordum. Artık ellerimi hareket ettirebiliyordum ve nefes alabiliyordum. I found out that there was a brawl during the countdown on the rooftop bar that I was at, and four people were killed by some maniac who was waiting. Oo, dışarı çıktığında 4 tane insan tarafından öldürülmüş bir manyak varmış aslında partide. Countdown started hacking up people with a machete. Ever since then, palayla öldürmüş. I have not had a sleep paralysis episode. Oo, abi, adam çok iyi kurtarmış bak, harbiden çok iyi kurtarmış. Karabasan inmiş adama. Ve bu karabasan iyi geldi aslında adama. Az kalsın onlar arasında ölebilirdi. Her zaman kurtarılıyorsunuz. Central Ohio diye bir yerde yaşıyormuş. Büyük bir kolej varmış. Dur bir tekrar açıyorum altyazıyı ben. Bir dakikalık sürücü mesafesindeyim. Tamam. Aynı anda geceleri de pizzacılık yapıyormuş. Tamam. One night, I had an order in the town where my college is located, which is a smaller suburban city. Tamam, sipariş almış. Ama uzak biraz. This call occurred during what my coworkers and I refer to as the dead hour, which is just before the shop closed at 1 in the morning. Kapanmadan hemen önce sipariş vermiş. I begrudgingly took the pizzas, got in the car, and plugged the address into the GPS. GPS'te adresi fark ettim ki. Oo, tek bir bina. Kokuş bir yer. Evet. Mezarlık falan geçmiş lan. Tamam. Hedefe gelmiş ama geldiği ev de dandik. Bu ne lan? Kulübede biri varmış. Evet. At this point, almost every red flag had gone off in my head. But I knew my hard-ass boss would be pissed if I wimped out on this delivery. So I proceeded towards the shed. Çocuk korkuyor ama patron kızacağı için gidiyor. I heard a rustling in the bushes next to the driveway. Oh. I heard a man whisper, "Here they come, Billy. 45, 45." At that point, a man jumped out of the bushes and two other men jumped out of the shed. Yuh, birader bu ninja filme döndü. Bu arada orada porno yazdı da alakası yok yani. Point dedi. Yanlış çevrilmiş. Dedi ki orada 44 40'da adam var. Herkes çıksın az bir şey söyledi ve çıktılar dışarı. Oğlum bu ne lan? Ellerinde maskeler ve ipler varmış ve bıçaklar tutuyormuş. Aynı anda kaçarken arabaya doğru koştum ve kolumu sıyırdı. Kaçtım ama hala görebiliyordum onu. Yol ortasında bana bakıyordu. 90 kilometreyle gittim. Hemen pizzacıya gittim ve herkes şok olmuştu. Herkes açıkladım. Tekrardan polisi aramışlar. İki tane polis ofis içe gitmiş ve onlar gitmişti. Orada şey yapmışlar, uyuşturucu içmişler ve bazı içki acayetleri varmış. Oğlum ne korkunç şey lan. İşte ben böyle pizzacı olmak istemiyorum. Yani pizzacı olursun ama düşünsene sapının evin tekine geliyorsun, bir çekiyor kolundan, basıyor şey bayıltıcıyı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Kaçamazsın ki. Bayıldın bir kere zaten. Her şeyi yapar sonra sana. Ya da daha kötüsü olabilir. Çok fazla kötü şey olabilir yani. Bu okey. Arkadaşlarıyla beraber bir gezideymiş. New York'a gidiyormuş galiba. Çok yorulmuşlar ama mal verecek yer göremiyorlarmış. Tom suddenly really needed to use the bathroom. Ha, Tom'un çok tuvaleti geldi. Tutabilir misin diye sormuşsun. Dedi ki artık tutabilseydin tutardın demiş ama artık enedeymiş. Gaz yani bir benzinci falan varmış ama bulamamış. Yan çekmeyi düşünmüş ama ışık görmüş. Geldi. Ha benzinci. Çok iyi. Adam anlatı çok korkunç değil mi ses tonu? İğrenç ya. Çok bezmiş hayattan yani. Gerçekten yaşamış biri bu.
Hemen içeri gitmiş. I realized while waiting in the dark car, I was actually hungry, so I pulled out some change from my pocket. It would at least be enough for a bag of crappy Cheetos or something. So then I went inside. As I was walking through the store, examining everything on the shelves, I felt a tingly feeling on my neck. Arkasında bir şey hissetmiş boynunda. I turned around and saw a bearded man in a yellow suit casually slip into the other aisle. Ne? I rolled my eyes, picked up a bag of Cheez-Its, purchased bir şey almış, parasını bırakmış ve gitmiş. Looking at the dark woods behind the 7-Eleven. Tom had been gone forever, so I texted him and he told me he was just finishing taking a huge shit, which was classic Tom. Çok büyük bir... I was just crunching on my Cheez-Its when I heard somebody go, psst. Psst diye ses duymuş, ne? Psst. I quickly looked around but saw nobody. Kimseyi görmemiş. Buraya bak. Finally I spotted a man peeking his head around a tree in the dark woods. His face was all dirty and he had glassy eyes. Ananı. Suratı kiliydi ve gözleri kırmızıydı. Nasıl kırmızıydı? We stood staring at each other for what seemed like the longest time. Until he said, "Come over here." Buraya gel diye kadar bakmışlar. Sana bir şey göstermek istiyorum. Hayır. Yok. Öyle şeyler yapma. Hell no. I got in my car and locked the doors. Arabaya inmiş, kapı kilitlemiş. Çabuk hızlı gel diye. Told him there was a creepy weirdo outside the car and dışarıda çok korkunç bir çocuk var. Later on, he walked out the doors and climbed into kapıdan geldi. And I hit the gas to get as far away from that fucking place as possible. Gidebildiği kadar hızlı gitmiş oradan sonra. As we were driving, I looked back one last time and sürerken aynı anda arkasına bakıyormuş. And saw three cloaked bulky men. Üç tane adam görmüş. Surrounding the ona bak lan. Needless to say, I still have no idea what the hell was going on. Ne olduğunu arkadaş bir fikrim yok diyor. Nor do I ever want to find out. Hiç de öğrenmek için uğraşmadım diyor. Vallahi uğraşma kanka. Ayda tek my başına kamp mı yapılır kanka? I'm 21 years. Ne? My name is ne dedi? İzledin ne? My name is Yusuf. Ananı avradın Türk. Rain Man lan. I'm 21 years old. 20 yaşındaymış. Tamam hadi bakalım. A few weeks ago, my parents decided to go to Lebanon for a few days while I stayed. Lübnan'a gitmeye karar vermiş ailesi. I was happy to. Burada kaldığı için mutluymuş. Hadi bakayım. So I decided to drive to the lake which my family went camping at when I was small. Ailesi gittiğinde ben de kampa gitmeye karar verdim diyor. Surrounded by trees and barely anyone goes there. Ağaçlar çevrili bir yer bulmaya karar vermiş. Bir gün kalmaya karar vermiş. As I got there, I decided to dare myself into skinny dipping since I was alone. Anlamıyorum buraları. Ha, soyulup üstünü. To be honest, it was quite refreshing and relaxing. Çok as it was getting dark, I took out some firewood to try. Oğlum adam üstüne bir şey giymiş lan. Then night, I dared myself into sleeping naked under my towel as I will never get another chance. O gün kimse beni çıplak uyumaya ikna edemez falan filan diyor. Sadece üzerime havlu koydum diyor. Öyle yattım diyor. Saçmalama. I was shocked. My towel was gone. I couldn't find havlu gitmişti. I felt scared as this meant I wasn't alone in the woods. To my luck, my car keys weren't stolen, so I decided to get home. However, since I was staying for one night, I didn't bring any extra clothes. Ay bir şey ayşe git çamaşır getirmiş böyle çıplak çıplak sürecek. Barely used rose to avoid any exposure to the public. It was a bumpy ride, but it was worth it. After a few hours, I saw a man in the distance near the road. Bir tane erkek görmüş. He tripped and hit his head on a rock. Despite my condition, I knew I needed to stop. Kafasını bilerek taş çarptı. But as I saw him, I realized he was wearing the same clothes I wore yesterday. Onun kafetini giyiyor. Ask if he's okay, but he didn't move. Ona iyi olduğunu sormuş ama hiçbir şey yapmamış. Allah Allah. As I got closer, he grabbed my hand and looked at me. He had wide eyes and a huge terrifying smile. Oğlum lan. I was more scared than I like to admit. I quickly got in my car and drove away. I managed to get home by sunset and it took me a few minutes to get the balls to run to my front door. I have no return to the lake. Oğlum ben de korktum. Haunted me ever since. Oy, Allah kahretsin. Arkadan çıktılar şerefsize bak.
Yeter. Vallahi yeter. Kamera şarjı bitiyor üstüne üstlük de. Hikayeleri çevirmek de zor oluyor. Bir de sizden sıkılmayın diye arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız dediğim gibi like atarsanız, yani isterseniz siz atarsınız. Like atmanız size kalmış bir şey. Birbirinden etkileyici ve derin hikayelerdi. Hepinizi çok seviyorum. Bye.